İlay Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Canan Hanım. Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Şimdi ilk olarak bu göç meselesiyle başlayalım is isterseniz. Ee, siz uzun süredir e, Suriye'den e, Türkiye'ye, Suriye İç Savaşı'nın başlamasıyla birlikte özellikle Türkiye'ye yoğun olarak ve maalesef düzensiz olarak Başlayan göç meselesiyle ilgili araştırma ve çalışmalar yürüten bir isimsiniz, bir siyasetçisiniz. Ama tab tabii ki sadece Suriyeden değil, Afganistan'dan da ciddi bir göç yaşandı. Taliban'ın işgalinin ardından özellikle Türkiye'ye. Şimdi Türkiye'deki son durumu eminim sizde yeni bilgiler vardır. Her gün ayrı bir araştırma yapıyorsunuz ama oraya gelmeden önce. Şunu sormak isterim. Şimdi yeni bir haber yansıdı kamuoyuna. Denildi ki Avrupa Birliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında yani Türkiye ile AB arasında yeni bir anlaşma imzalandı. O anlaşmada yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı. Bu sosyal uyum yardımının içeriğiyle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı şöyle söylüyor. Diyor ki, ee, yeni süreçte sosyal uyum yardımı projesine 2020'de katılan Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun görev ve sorumluluklarının bakanlıklarına tevdi ettiğini e, bildiriyor. Yani Aile ve Sosyal Bakanlığı tevdi ettiğini bildiriyor bu anlaşma kapsamında. Genel olarak şöyle bir yorum alacağım sizden. Ee, Avrupa Birliği'nin e, göç meselesini e, Suriye'den Özellikle de Türkiye'ye yoğun olarak e, yapılan olan bu göçle ilgili göç meselesinin bakışı nedir? Bu anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Canan Hanım e, öncelikle e, bu yapılan anlaşma tamamen bir e, Avrupa'nın ısrarla e, Suriyelilerin Türkiye'de kalma projesidir. Ve hükümet de e, yaşanan bir ekonomik buhran karşısında da ne kadar para alabilirse almaya hazır çaba içinde esasında. Dolayısıyla. E, Avrupa da memnun. Biz de e, bu insanları e, kalıcı hale getirmeye çalışıyor. AK Parti de memnun. Sonuçta e, insanları artık bir kitlesel bir e, güç, finans kaynağı olan bir güç olarak da elde etti bu insanları. Yani öyle bir konuma geldiler. Dolayısıyla on, o da e, bu gücünü kullanmaya çalışıyor. Olan esasında koskoca bir ulusa oluyor. Yani e, onu net bir şekilde belirteyim. Şimdi Avrupa niye bu insanların burada kalmasını istiyor? Çünkü Avrupa Türkiye'nin ciddi anlamda zayıflamasını istiyor, e, ulus-devleti parçalamak istiyor, ulus-devletin parçalaması birlikte yeni bir topluluk e, burada inşa etmek istiyor ve bu topluluk çok rahat bir şekilde Batı'nın güdümünde olabilecek bir e, topluluk istiyor Türkiye'de. Dolayısıyla bu tehlikeyi görmeden, bu e, yapıyı da görmeden e, açıkçası Türkiye çok e, ciddi bir e, şekilde zayıflamış vaziyette. Yani esas. Avrupa'nın planı çok bir şekilde Türkiye'de bu demografik isyanla bir müştürmek yapıyor. Para karşılığında da bunu yapıyor. AK Parti bunu kabul etmeye de son derece hevesli maalesef. Evet şimdi yine bununla bağlantısı olarak yine yeni bir gelişme var. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'ye gitmişti biliyorsunuz. Soçi'de Putin'le bir görüşme yaptı. O e, görüşmenin ana teması tahıl koridoru meselesiydi. Oradan tam olarak bir şey çıkmadı evet. ama Başarısız evet, bir dönüşte, sonuçlandı orada. Evet, Evet. başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken Suriye ile normalleşme meselesi de sorulmuş gazeteciler tarafından. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya şöyle yanıt vermiş. Demiş ki Esed diyor tabii Erdoğan artık Esad'a. Esed bizim normalleşme ile ilgili Türkiye, Rusya, İran, Suriye formatında atılan adımları maalesef uzaktan tribünden seyrediyor. Yani işin içerisinde içerisinde bir türlü yer almıyor. Biz ise Suriye'nin bu işin içerisinde yer alacağını ümit ederek çalışmalara kapımızı açtık. Biz buna varız dedik. Ancak hala Suriye tarafında olumlu bir e, tavır yok. Temenni ederiz ki sürecin devamında onlar da masada yerini alır. Dedi Erdoğan daha önce de tribünden izliyor açıklamasını yapmıştı ikinci kez tekrarlamış olmuş bu açıklamayı diğer taraftan şuna karşılık yaptığında hatırlatalım izleyicilerimizi yakın bir tarihte Esad'ın yabancı basını bir röportajı yayınlanmıştı o röportajda Esad açıkça demişti ki Erdoğan'la neden görüşeyim ki kahve mi içeyim yani çay mı içelim kahve mi içelim hani görüşecek bir şeyimiz yok. Benim şartlarım hala karşılanmadı. E, şartlarım karşılanana kadar özet olarak aktarıyorum. E, ben Erdoğan'la görüşmeyi düşünmüyorum e, demişti. Oradaki en birinci şartı da Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'nin askeri varlığının çekilmesi ön koşulunu e, sunuyor e, Esat Şimdi Erdoğan da böyle bir e, sert bir açıklama yapmış Esad'ı eleştirmiş. Biz bu açıklamadan ne anlamalıyız? Yani Türkiye-Suriye ilişkileri açısından, geleceği açısından nereye doğru? Yani ne anlamamız gerekiyor biliyor musunuz? Genç ve gururluyum. <laughs> yani genç ve gururluyum. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> biz bunu anlamamız lazım. Çünkü şimdi bu kadar olay oldu. Suriye mi suçlu? Yani böyle bir şey olabilir mi? Suriye mi suçlu? Yani... Ee, siz 2011 yılından itibaren ÖSO'yu kuran, e, muhalifleri destekleyen, e, siz resmen ve silah e, veren yani ÖSO yani e, yani resmen bunu bunu e, hani sınırını PYD olmadığı halde sınırda şu an bir PYD e, o, özel neredeyse özel bir bölge neredeyse kuran Hete bir özel bölgesi İdlib'de ısrar eden ve kuran bir e, hükümet. Ee, şu an diyor ki e, Esad suçlu. Şimdi empati yapalım Canan Hanım. Biz kabul edebilir miydik yani Suriye Türkiye'ye gelecek ve Kilis'i, Gaziantep'i, Urfa'yı, e, ne bileyim işte Hatay'ı e, bir şekilde e, oradaki e, muhalif yapıları destekleyecek ve üstelik o muhalif yapı e, TSK'nın içinden çıkıp TSK'ya karşı bir mücadele yani bir silah at, yani sıcak çatışmaya girecek yani TSK'yla ve biz orada bir geçici hükümeti kuracağız, bir ordu kuracağız, ondan sonra oradaki bütün varlıklarını falan vereceğiz. Suriye verecek yani Türkiye'de biz bunu normal karşılayacağız. Yani bir empati kuralım yani. Bu, bu akılamaz bir şey yani. Bir kere bakın, bu olay Suriye krizi Türkiye olmasaydı yani Ak Parti olmasaydı hiçbir şekilde gerçekleşemezdi. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Yani bugün Davutoğlu bu işe bu kadar hevesli olmasaydı, Amerika ile bu kadar e, hani taleplerini yerine getirmeseydi ve e, başbakan dönemin başbakanı da bu sürecin içinde olmasaydı hiçbir şekilde bu Suriye savaşı ne 12 yıl devam edebilirdi ne de ne de ki 2018 yılından sonra fiilen bitti ama yani Lütfede o muhalif olan bölgeler devam ediyor. Ne de ülke bu şekilde perişan olurdu ne de milyonlarca insan Türkiye'ye gelirdi. Bakın hikayeyi doğru anlatmamız lazım. Yani tarihle oynayamayız. Öyle bir şey yok. Çünkü çok yakın tarih bir de. Şimdi dolayısıyla bugün esasında hani Beşar Esad'ın e, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemesi sonuçta Taleplerini ısrarla yerine getirmiyor. Ama bunlar sadece Beşar Esed'in talepleri değil. Beşar Esed bir kişi. Burada Suriye Arap Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Bir devletten bahsediyoruz. Devletin talepleri bu. O bir. İkincisi Türkiye bu taleplere defalarca uluslararası sözleşmelerine imza attı. Yani sadece bir Suriye'nin talebi e, olmaktan çıktı. Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerde taahhütlerini yerine getir diyor zaten. Suriye yani bu hani birden böyle ortaya çıkmış bir talep falan değil bunu Soçi'de de olsun Moskova'da da olsun bunlar hepsi Suriye Türkiye'nin taahhütleri yani toprak bütünlüğümü tanıyacaksın diyor. E Peki siz e, İdlib'de ısrar ediyorsanız güvenli bölgede halen ısrar ediyorsanız ve e, sonuçta tek taraflı e, e, Fırat'ın doğusunda operasyon yapıyorsanız o zaman nasıl tanıyorsunuz siz toprak bütünlüğünü? Yani bu, bu çok önemli bir şey. Yani empati kurduğumuzda bizim asla tahammül ve kabul bile edemeyeceğimiz şeyleri Suriye'nin çok normal kabul etmesini bekliyoruz. Ve üstelik de e, hani bizim istediğimizde e, istediğimizi yapmadığında da o kötü oluyor. Yani böyle bir dış politika olabilir mi Allah aşkına? Mümkün değil yani. Yani o yüzden hani çok şey, hani doğru bir şey değil yani açıkçası o, o ifadelere kesinlikle katılmıyorum. Peki işte şimdi böyle bir durumda da ha, e, toplum... Çok, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Bir de e, o ifadeyi de bir düzeltmek istiyorum. Hani son röportajında işte çay kahve mi, hani meyve suyu mu içeceğiz falan demişti ya Beşer Esad. Onun öncesi var. Beşer Esad o röportajda şunu söylüyor. Diyor ki biz diyor defalarca Türkiye'den diyor e, bir yol haritası istedik diyor. Nasıl evet. e, taahhütlerinizi yerine getireceksiniz? Bu... E, yol haritası bize sunulmadığı için diyor. Şu an konuşacak hiçbir şeyimiz yok diyor. Ne yapalım buluşup çay şey meyve suyu mu içelim? Yani o meyve suyu kısmı kesinlikle. Tabii tabii. E, daha önceki cümle esas kritik olan esas daha önceki cümle kullanılmadı. Şimdi e, bakın bir şekilde Türkiye bu Suriye meselesini çözmek zorunda. Çünkü gerçekten toplum artık e, yani dayanacak ne gücü, ne sabrı, ne de tahammülü kalmadı yani. Bir de gelen insanlar e, Türkiye hiçbir şekilde uyum içinde değil. Uyumak da istemiyor. Şimdi az önce siz e, hani anlattınız işte e, iç işte Aile Bakanı ile Avrupa Birliği'nin yaptığı protokol içinde bir de Kızıl Haç var. Bakın Kızıl Haç, Kızıl Haç herhangi bir e, şey, bir birlik değil. Kızıl Haç fiilen ülkelerin politika dizayn eden ...bir örgüt niteliğindedir. Bakın, Yani Kızıl Hacı ...hiç kimse böyle çok... ...aman insani yardım yapıyor, şunu yapıyor... ...bunu yapıyor... ama lazım. Kızıl Haç... ...fiilen her ülkeye... ...bir şekilde girip... ...ve o ülkenin bütün dinamikleriyle... ...oynayan bir yardım kuruluşu... ...gibi gözüken bir yapıdır. Bakın bu çok önemli. Bunu mesela... ...nereden örnekler verebiliriz? Mesela... ...İkinci Dünya Savaşı'nda... ...Kızıl Haç, Vatikan'la birlikte... E, yüzlerce en üst düzey nazileri Avrupa'dan kaçırdı. Sahte evraklar düzenleyerek. Yani ondan sonra onların irtibatlarını devam ettirerek her ülkelerde farklı farklı düzenler kurdu. Yani Kızılaç dediğimiz yapı, de, yani Kızılaç... dediğinizde iki kere düşünmeniz lazım. Evet, yani bu, bu, bu normal bir şey değil yani onu söyleyeyim ama, yani. Ama tabi, yani tabi e, dikkat çektiğiniz noktayı anlıyorum ama ancak tabi e, izlemek, gözlemlemek. E, somut bir gelişme ışığında aslında net bir şey belki de söylemek lazım o noktada sizin bu kurumla ilgili hatırlatmanıza önem veriyorum e, ama şu an hani böyle bir faaliyet yürüttüklerine dair net somut bir elimizde veri olmadığı için e, şu an için net bir şey söylemek çok mümkün değil. Hayır, o, hayır, hayır tarihten örnek verdim evet. yani sonuçta hani evet, e evet. Türkiye'de bulunan bütün yabancı kuruluşlara Türkiye çok ciddi anlamda tedbirli davranması lazım. Bakın. Çünkü çok önemli topraklarda oturuyoruz. Çok önemli topraklara sahibiz ve yabancılar burada tesadüfen bulunmuyor. Bakın. Birçok yabancı STK'nın merkezi ya Gaziantep'tedir ya da Hatay'dadır Hanım. Ve onlar tesadüfen bulunmuyor burada. Ve aynı zamanda eş zamanlı olarak da Suriye'de de bulunuyor bu insanlar. Devlet kontrolü, devlet Suriye Arap Cumhuriyeti bunların faaliyet göstermesi izin vermedi muhalif taraflarda bulunuyor bu yabancı STK'lar Dolayısıyla biz burada çok ciddi anlamda tedbir almak zorundayız yani bugün Elbette hani dar gelirli Suriyeler olabilir ama 12 yıl içinde Suriyelerin de Türkiye'de ihtiyaçları çok değişmiştir kimse artık savaş mağduru falan değil onu söyleyeyim size kimse değil Çünkü zaten sınırdan rahatlıkla girip gelebiliyorlar göç idaresi bunlara geçeceği izin veriyor ki bu bile tamamen hukuksuzdur. Çünkü Suriye yani sınırımızı, hudutlarımızın dışına çıktığı andan itibaren geçici koruma statüleri sona eriyor. Ama göç idaresi ona bile izin vermiyor. İzinli çıkartıyor bunları ki bu tamamen usulsüzdür. Tamamen usulsüzdür yani. Yani ne olursa olsun, ne pahası olursa olsun Suriyeler Türkiye'de kalması gerekiyor Avrupa'ya göre. Ve hükümetin yardımıyla da bu proje yürüyor. Öyle bakmamız lazım. Peki, Başka bir şey bakamayız şimdi... yani. E ee, özet bir cümleyle şunu da e, almak istemiş, şunun yanıtını da almak isterim. Şimdi toplumun kamuoyunun zihninde şu soru var. Ya yani bu mesele bu sorun Esad ve Erdoğan bir araya gelmeden ve anlaşmadan çözülmeyecek. Bunun tek çözümü karşılıklı bir anlaşma. E, ama şimdi bu durum çıkmaza girmiş görülüyor. Bir çıkmaz. Ama neden? Neden ee, çıkmaza giriyor? İşte çünkü AK Parti İdlib'den vazgeçmek istemiyor. AK parti evet. ortak operasyonlar yürütmek istemiyor. Şimdi siz e, şimdi şöyle, o... tamamlayayım. <laughs> şöyle tamamlayayım, şöyle tamamlay yani estafla haliyle e, toplum diyor ki ya ne olacak nereye gidecek bu işin sonu yani Erdoğan ile Esad'ın anlaşması hiçbir şekilde mümkün değil mi bu tabloya göre e, karşılıklı Hayır, mümkün. çıkarlar. Mümkün. Karşılıklı çıkarlar e, önümüzdeki süreçte başka bir noktaya evrilebilir mi? Ya da iktidarı mı değişmesi lazım? Yani göç politikasının e, düzgün, sağlam bir şekilde ilerlemesi için. Yani şimdi bakın e, öncelikle halkı e, bir e, umutsuzluğa sürüklememiz gerekiyor. AK Parti şu an resmen bir çıkmaza sokuyor. Hem Suriye'yi hem de e, Türkiye'yi. Çünkü tablo Bu, o yani görünen tablo o. İnat olsa... ediyor çünkü bakın inat ediyor. Şimdi Canan Hanım, 2011 yılında bizim sınırımızda, 911 kilometrelik sınırımızda sadece Suriye Arap Cumhuriyeti vardı. Bakın, sadece. Ama şimdi sınırımızda, Yayladağ, Hatay Yayladağ kapısını, Kesap Yayladağ dışında, hiçbir yerde Suriye ile biz sınır paylaşmıyoruz. Bakın, fiilen Suriye'de sınır değişti zaten. Ve bir tarafta HTS var, yani bugün AK Parti Suriye Arap Cumhuriyeti yerine, bir tarafta El Nusra'yla bir tarafta da PKK'yla ile sınır komşusu olmayı, is, olmayı ısrar ediyor. Niye ısrar ediyor? Çünkü sonuçta Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ısrarla muhatap almıyor. Bakın muhatap almıyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi siz bu konuda ısrar ederseniz o zaman uzun vadede siz Türkiye'yi nasıl bir ateşe attığının da hesabını vermek zorundasınız. Yani bu işe biz ne ee, ideolojik bakabiliriz, ne dinsel olarak bakabiliriz, ne e, bu, bu, iş tamamen bir devlet aklıyla bakılması lazım. Bugün bugün Suriye'nin Suriye ve Türkiye'nin menfaati e, Türkiye ile sınırını paylaşmak mı, Suriye ile paylaşmak mı ya da ikimizin tam ortasına gelmiş, yerleşmiş bir El Nusra ile bir PKK ile sınır ikimiz de paylaşmamız mı? Bakın onlar da bizimle aynı sınırı paylaşıyor. Peki yarın bu iki bölgeye bakın bu iki bölgeyi bir e, özellik gibi bir, bir konum tanısı Amerika ve hemen e, Yugoslavya'da savaşında olduğu gibi mesela Kosova'da olduğu gibi bir statü verse ne yapacağız? Birleşmiş Milletler'de hemen e, 1948 yılında e, e, İsrail'i hemen tanıdığı gibi de bir şekilde bir bölge tanısa ne yapacağız o zaman? Yani bu politikanın sürdürebilir tarafı yok çünkü tarihten örnekler vererek bu, bu bölge tamamen bir ateş çemberi içinde olacağını görebiliyoruz zaten e, ateş çemberi. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şu ana kadar 2011 yılına kadar Atatürk'ün dış politikasının çizgisinde ilerlediğimiz için koruyabildik kendimizi. Ama ne zaman e, Atatürk'ün temel dış politikası çizgisinden uzaklaştık ve ideolojik bir dış politikaya girdik, bir ihvan politikasına girdik. O zaman biz gerçekten çok büyük bir tehlike içine girdik. Yoksa açıkçası Atatürk'ün dış politikası bizi Orta Doğu'nun bütün bütün sıkıntılardan korudu. Yani İngilizlerin bölgedeki, Fransızların bölgedeki bütün oyunlarından Atatürk'ün dış politikası bizi korudu. Bu çok önemli bir şey. Evet. Bugün resmen e, Türkiye ve Suriye'nin tam ortasında bir El Nusra devletçi, de facto devletçi, bir de PKK'nın ileride Erbil'le birleşebilecek bir de facto Kürt devletçiyi kuruluyor. PYD'nin. Ve bu insanlar demokratik falan değil Canan Hanım. Bunlar terörist yani. Evet şimdi bu, bu meseleyi e tekrar konuşmak isterim sizin uzun uzun böyle biraz e, kendi iç e, diğer sıkıntılı meselelerimize <laughs> Giriş yapalım. <laughs> en başında başka. da bitmiyor Türkiye'de. En başta da ekonomi Aynen. zaten aslında. Her, her şeyin başı ekonomi. Aslında adalet de yani adaletsizlik meselesi de işte ikinci sırada ekonomi geliyor. Onun Tabii. bir sonucu olarak. Şimdi pazar günü okullar açılıyor İlay Hanım. Yani eğitim, öğretim dönemi başlıyor. Önceden e, bu topraklarda okulun açılma günü çocuklar için ve aileler için büyük bir heyecandı. E, ama artık kabus gibi sanki. Evet. Çünkü evet. birçok aile Aa. çocuğunun ihtiyacını alamayacak e, durumda bu e, enflasyon birisi karşısında, bu fiyatlar karşısında. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi birisi paylaşmıştı. 7 bin lirayı ilk, bir ilkokul öğrencisinin masrafı. 7 bin lirayı bulmuş, inanılır gibi değil. E, yani şimdi şunu soracağım, yani siz bir muhalefet temsilcisisiniz İlay Hanım. Yani Millet İttifakı'nın e, seçim dönemindeki işte kurulan Millet İttifakı'nın bileşenlerinden biri olan partinin önemli bir ismisiniz. Yani e, iktidarın getirdiği bu tablodan biz nasıl kurtulacağız? Muhalefet en azından önümüzde bir yerel seçimler var. Ondan sonra bilmiyoruz belki bir erken seçimde olabilir deniliyor vesaire. E, nasıl kurtulacağız biz bu ekonomik kriz e, çıkmazından? Şimdi e, ekonomik krizden kurtulmak için yani yerel seçimle bir bağ yok. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani evet. yerel seçim, seçime çok farklı. Ama yerel seçim şöyle dolaylı yolla bağ var. Yerel seçimde eğer e, muhalefet herhangi bir partiden bahsediyorum iyi bir performans sergilerse o zaman genel seçiminde e, havasını ve psikolojisini değiştirir. Bakın bu çok önemli. Ama sağ olsun bütün yani bütün demeyeyim ama birçok parti e, o umutsuzluğu e, devam ettirmek için gerçekten var gücüyle e, mücadele ediyor. Burada Saadet Partisi hangi o, partiler partisi, onlar ile Yani valla onunla? ilk başta iyi parti sağ olsun yani sonuçta gerçekten e, yani CHP'nin dışı yani CHP'nin içindeki fraksiyonlar da bunu ya da milletvekilleri ya da şeyler de CHP de bu sürece e, katkı sağlıyor maalesef. Ama <laughs> fraksiyon e, yani deba de, yani, yani, yani hakikaten e, ilgilisi olmuyor. Yani oldu, anlayamıyorum tabii. çünkü. Evet. <laughs> evet evet yani anlayamıyorum çünkü fraksiyon diyelim. Evet. Çünkü e, bakın bu insanlar evet, evet. daha önceden Sayın Kılıçdaroğlu tarafından belediye başkanı yapıldığı, milletvekili yapıldı. Yani yapıldı da yapıldı ve bir kez değil defalarca yapıldılar. Ve şimdi döndüler yani 80 gün öncesine kadar eğer Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilseydi bugün kimisi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı, kimisi bakan olacaktı, kimisi işte e, muhakkak üst düzey bir yerde olacaktı. Ama ne zaman kazanamadı herkes böyle bir hani e, şeyler, tırnaklarını çıkarttı vaziyette. Bakın bu samiyetsizliği seçmen görüyor Canan Hanım. Ve samiyetsizliği görmekle birlikte seçmeni bu tarz bezdiriyor. İyi Parti'nin de tutumu hiç doğru değil açıkçası. Yani burada partiler kendi e, çıkışlarını yapması gerekiyor. Kendi manifestolarını açıklaması gerekiyor. Kendi hazırlıklarını açıklaması gerekiyor. Kendi işlerine bakması gerekiyor. Biz hala 80 gün önceki seçimi bugün konuşursak e, seçmeni iyice umutsuzluğa sürükleriz. Çünkü ama sen Ağustek... de özür dilerim. Önemli bir, bir yere geldiniz. Ee, en başta ekonomiyi aktarırken yani yerel seçim örnek örnek vermemin tam da nedeni burada esas. Çünkü e, genel bu son geçirdiğimiz genel seçimleri 2019'daki yerel seçimin başarısının yarattığı psikolojik üstünlükle Girdi muhalefet. Doğru, e şimdi doğru. bir yenilgi yaşandı. E önümüzde bir yerel seçim var. E bakıyoruz şimdi muhalefet temsilcilerini partilere tek tek. Yani açık konuşmak gerekirse ben böyle bir heyecan, böyle bir hazırlık, böyle bir titizlik sahada görmüyorum yani. Ben AKP'nin daha çok çalıştığını gözlemliyorum ki genel seçimden bu yana. Çalışıyor. Özellikle de İstanbul Ankara için ki İstanbul'un ekonomisi Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutan çok önemli bir e, evet, olgu evet. esasında. O nedenle bu, buradan e, örnek veriyorum e, yani bu dışarıya seçmene yansıyan e, bu heyecansızlık durumu ne zaman sona erecek muhalefette? Yani bize hep sorulan şey bu. Yani işte e, muhalefet... Derin bir yani. eş çektiniz. <laughs> ya çektim çünkü bir bakın ben ben de siyasetçiyim ama ben siyasetçiyiz. Ben evet. önce bir vatandaşım. Ben de e, yani bir vatandaş olarak bu tabloyu görmek istemiyorum Canan Hanım. Yani ben bunu konuşurken... Hep birlikte yani yaşıyoruz sadece, aslında. Tabii, yani ben mesela bir siyasetçi olarak ben örneğin kendi konumla ilgili... Sürekli bir çözüm önerileri getirmeye çalışıyorum. Hem bir yandan insanları aydınlatmaya çalışıyorum, hem bir yandan da çözüm önerileri getirmeye çalışıyorum. Bir yandan da milletvekillerimizden soru önerileri ve kanun teklifi verdirmeye çalışıyoruz. Yani meclisi kullanır hale getirmeye çalışıyoruz. Ama bir şekilde bir üretkenlik söz konusu ve halkın karşısına çıktığımızda biz tespit ee, ve çözüm önerisi getirmeye çalışıyoruz. Yani başka insanlara ne yaptı? 80 gün öncesi ne oldu? O hüsranı tekrar hatırlatmanın veya o hüsranın faturasını sürekli birilerine kendimizin dışında kesmeye çalışmıyoruz yani. Çünkü biz de sorumluluk almak zorundayız. Biz de o sürecin bir parçasıydık çünkü. Yani... Dolayısıyla biz de o süreçten ders alıp bir an evvel kendi işimize bakmak zorundayız. Halkın karşısında söyleyecek şeylerimiz olması lazım. Yani dolu çıkmamız lazım halkın karşısında. Ben şahsen e, inayak soru olarak, vatandaş olarak benim karşıma bir siyasetçi çıksa ve gerçekten ondan bir şey alamazsam, şey anlamında söylüyorum yani bilgi, donanım veya hani böyle beni ikna edemezse ben dinlemem yani açıkçası. Ya yani Bu çok önemli bir şey. Yani e, ben Şahsen ben nasıl bir siyasetçi ciddi alırsam ben öyle bir siyasetçi olmaya çalışıyorum. Ama ne yazık ki ne yazık ki halkın ihtiyaçlarını, talebi ve psikolojisini hiç anlayamıyor insanlar. Mesela dün akşam Sayın merak akşam programı e, hani tümünü izlemedim açıkçası. Parça parça izledim. Fatih Altaylı'nın dilimde... YouTube kanalına Evet. Konuşayım. Evet evet. Yani vücut dilinden, öfkesinden, söylemlerinden çok çok yadırgadım yani. Nasıl değerlendiriyorsunuz açıklamaları? Yani hiç sağlıklı bulmadım yani açıkçası. Hiç sağlıklı bulmadım. Bir de garip bir öfke var içinde yani. Yani bu öfke niye? Yani herhalde en son kızılacak insanlar seçmendir yani, değil mi? <laughs> yani kime niye öfke duyuyorsunuz yani sonuçta? Yani bu 81 ilde bu... aday çıkaracağız dedi mesela. Tamam. E, e, Farkın e, tamamen de... sonlandı. Hayır biz de mesela Demokrat Parti olarak biz de aylardır kendi adaylarımızı çıkaracağımızı söylüyoruz ama kimseye kızmıyoruz ki bunu söylerken hani öfke duymuyoruz ki bu bizim tüzel kişiliğimizin verdiği bir karardır yani ve biz seçmenimiz de bizi parti olarak görmek istiyor. Şimdi e bununla ilgili yani kızacak, bozulacak ya da alınacak bir şey yok ki. Kaldı ki Canan bir şey daha belirtmek istiyorum. Bakın biz siyaset yapan insanlarız. Yeri geldiğinde insanlar bizi eleştirebilir. Yeri geldiğinde kızabilir. Yeri geldiğinde onu red edebilir. Ama eleştirileri kişisel alamayız. Davranam yani benim şahsıma dendi diyemeyiz. Bakın. Çünkü siz kamuoyun karşısında, halkın karşısında siz bu işi yapacağım diye çıkıyorsunuz. E bu işi de yapamadığınızda da bu eleştirili kaldıracaksınız yani bu kadar basit yani bu Peki kadar İlayanım, basit. Şimdi, şimdi özellikle İstanbul ve Ankara'da bir ittifak olmaması durumunda yani İyi Parti ve CHP CHP'den bahsediyorum artık dolayısıyla yani Demokrat Partiyi ayrıca soracağım e, ne olur sizce bunun sonucu yani burada şimdi, kaybeden kim olur? Şimdi bakın. E şu an CHP'de kim aday çıkaracağını bilmiyoruz. Yani sonuçta tam %100 sonuçta Sayın Ekrem İmamoğlu İmamo aday İmamoğlu olacağını. İmamoğlu'nun netleştiği yani e, bilgisi ulaştırıldı bize ama tabii Ama net bilelim. olarak hani böyle şu ana kadar zaten... son güne kadar tabii, tabii. her şey <laughs> Evet. Tabii tabii. Yani şu an Sayın İmamoğlu aday aday esasında. Yani tam net bir aday <laughs> evet, değil. Evet. Sayın Farklı Mansur Yavaş gibi. Çıkacak, tabii yani. tabii. Sayın Mansur Yavaş evet. gibi. Şimdi e, alternatif güzel bir şeydir. Ee, belki e, biz Demokrat Parti, belki İyi Parti öyle bir aday çıkartır ki gerçekten bütün İstanbul'u, e, İstanbul için çok çok daha tercih edilir bir aday. Var mı Demokrat yani. Parti'nin öyle bir adayı? Tabii ki var, var. var. Kim? var yok isim vermeyeceğim ama sonuçta biz kendi kurmaylarımızla değerlendiriyoruz. Size mi kendi adayınızı çıkaracaksınız Demokrat Parti. Olarak? Biz de kendi adayımızı çıkaracağız yani sonuçta. İttifak, yani dolayısıyla i̇ttifak yapmayacak mısınız yani? Bir Şöyle destek. bakın yerel 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 seçimlerde zaten yasal olarak ittifak yapamazsınız. Ama ne yaparsınız? Evet destekten bahsediyorum esas. Tabii tabii ama ne yaparsınız? mesela meclis evet. üyeleriniz var, büyükşehir meclis üyeleriniz var, belediye başkanı yardımcılığınız var, ne bileyim işte iştiraklar var hani e, şey e, kadrola çok geniş. Kadro geniş olduğu için de sizin işbirliği yapacağınız insanlar doğal olarak olması lazım. Yani kazanım zaten işbirliği ile yapılır. Tek başınıza siz yapamazsınız bunu. Dolayısıyla e, burada o e, hani harmanlanmış kadrolar burada başarıyı getirecek. Buna odaklanmanız lazım. Ama Şimdi, şu an için Demokrat Parti kendi adayını çıkarmakta. Tabii ki. Yok. Ankara e, için de mi öyle? Biz 81 yani, için aynı şey 80 düşünüyoruz tabii, tabii ama biz bunu yaklaşık 3 aydır söylüyoruz Hı -hı. yani 3 aydır bunu söylüyoruz ve kimse öfkelenmedik yani bunu söylerken yani kimse inat olsun diye de yapmıyoruz bunu biz çünkü Demokrat Parti 77 yıllık bir partidir ve bir tüzel kişiliğimiz var İnsanlar logomuzu gördüğünde tercih ediyor bu kadar basit yani yarım milyona yakın üyemiz var yani bu e, hani biz bizi hani sınanmamış diğer partilerle kıyaslamamak lazım yani sonuçta. Yani bir tabanımız var çünkü. Yani o logonun bir hafızası var. Tarihte yazılmış başarıları var. Dolayısıyla Demokrat Parti olarak biz bu yolu tercih ediyoruz. Şimdi ama yeri geldiğinde belki karşımıza bölgelerde başka aday çıkacak. Bu aday diyeceğiz ki ya bu aday daha iyi bir başarı sonuç elde eder. Hı. O zaman yani bir yerde biz gideceğiz, başka yerlerde onlar bize gelecek. Yani bu şekilde bir kombinasyon yürütülecektir yani sonuçta. Ama İyi parti konusunda ben açıkçası kamuoyunu çok fazlasıyla meşgul ettiğini, sağlıklı bir şekilde seçmeni etkilemediğini, yani yani seçmenin üzerine olumsuz bir itibar bıraktığını görüyorum yani açıkçası. Yani çünkü çok sıkı. Yani Akşener'in Akşener bu açıklamaları e, seçmen nezdinde olumlu karşılanmıyor. E, olumlu bence çalıştırma. olumlu karşılanmıyor yani. Bence olumlu karşılanmıyor. Masada nasıl kalktıysa olumsuz karşılandıysa e, bugün de bence. Yani oysa hani e, İyi Parti'nin değerini herkes bilsin diye yapıyorsa İyi Parti zaten hani başarılı bir çizgi izledi. Herkes İyi Parti'nin değerini zaten gösterdi. Zaten biliyordu yani neticede hani bir hani restleşme sonucunda kimse bir partiyi daha fazla değerini bilmez. Tam tersi resleştiğiniz zaman o partinin itibarı çok zedelenir. Yani bir günde 60 bin üye istifa etmesi bu, bu çok e, hani nadiren tarihte de görülmüş bir şeydir yani. Evet. Peki şöyle bir soru, bir de farklı açıdan sorayım aynı soruyu. Tamam. Dedim ya kaybeden kim, kazanan sizce kim olur bu tabloya göre? Yani Cumhur İttifakı kazanır gibi görülüyor esasında böyle Şimdi, bir tabloda. E yani bu yorum yapılıyor çünkü yani tabii, burada tabii. partilerin işbirliği yapmaması durumunda zaten şu an baktığımızda psikolojik üstünlük Cumhur İttifakı'nda görülüyor esasında bu tartışmalardan dolayı çünkü... bunu bunu hiç kimse inkar edemez değil mi? Yani şöyle muhalefet bir dağınık bir e, evet, tablo gösteriyor tablo. ortaya. Evet. Ama şöyle bir şey var bakın. E, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Halk halkın şuuru ondan sonra ha, halkın e, pratik zekası ve sağ duyusu e, siyasetçilerin çok çok önündedir. Seçmen stratejiktir. Türk seçmeni gerçekten stratejiktir ve Türk seç, özellikle muhalif seçmen hangi pozisyonda, hangi daha iyi bir netice alabileceğini seçmen, inanın bana siyasetçilerden çok daha iyi görüyor. Dolayısıyla zaman yaklaştıkça tablo biraz daha olgunlaştıkça, şu an hani farklı farklı şeyler söylenebilir ama bu süreçte bile şuna çok dikkat etmemiz lazım. E, yol bir yıl boyunca yol yürüdüğünüz insanları yıpratmamak lazım. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisini bu kadar yıpratmamak lazım. Çünkü e, bugün Cumhuriyet Halk Partisinin e, rolü gerçekten çok önemlidir. Hataları olur olmaz o bizi ilgilendirmiyor. Biz biz başka bir partiyiz çünkü. Ama e, partinin kadar... bu açıklamalarının yıprattığını mı düşünüyorsunuz? E Tabii ki evet. yıprattığını düşünüyorum yani sonuçta çünkü yeri... şimdi bakın. Bugün kavga edersiniz, yarın bir araya gelirsiniz, ama taban o kadar hızlı bir araya gelmiyor Canan Hanım. tam Taban yıpranıyor ve bileniyor. Tabanı o, siz o kadar kolay taşıyamazsınız sağa sola, öyle bir şey yok. Dolayısıyla bir de e, muhalif kesimin tabanı e, irdeleyen, sorgulayan e, biyattan o. Orgulayan bir taban muhalefetin tabanı şu an. Dolayısıyla siz o e, irdeleyen bir tabana o tarafa bakacaksınız dediğinizde herkes bakmaz yani o tarafa. Bunu e, en basit örneğini, en basit örneğini biz Cumhurbaşkanı seçiminde gördük. İyi Parti e, her ne kadar e, Sayın Kılıçdaroğlu dese de İyi Parti'nin bir kısmı gitti Sinan'a oy verdi. Dolayısıyla yani i̇yi parti kendi tabanını tam kon, to, tabanını konsolide edemediğini sadece buradan görüyoruz. O yüzden fazla zigzag iyi değil, sağlıklı bir şey değil yani. Yani tek başına gireceklerse girsinler ama hani bugün böyle, bugün yarın öyle, sözcü başka konuşsun, şu başka konuşsun derdiğinizde parti yıprarıyor ve seçmenin de kafası çok karışıyor. Evet. evet. Evet, bakalım nasıl bir e, yerel seçim süreci e, yaşayacak Türkiye? Ben de merakla bekliyorum. İlay Hanım. sizi e, ağırlamaya devam edeceğiz. Önemli aktaracaklarınız. Bugün de çok kıymetli, çok kıymetli e, görüşleriniz paylaştınız bizimle. Sağ olun. sağ olun, var olun, her zaman bekliyoruz. Biz de öyle. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.